TYT matematik dersimiz başlamıştır. Bugünkü dersimizde geçen ders kalan kökten çıkarma ve kök içine alma konusuna devam edeceğiz. Kökten çıkarma ve kök içine alırken tabii kökün derecesi çok önemliydi. O dereceye göre bakacaktık. En son bu soruyu yapmışız ve bu soruya bakalım şimdi. Örnek 7. Dördüncü dereceden, üçüncü dereceden 3, bu da 4. Bunların toplamını sormuş ve çıkarmasını. Şimdi bunların derecesi farklı olduğu için şunların da farklı. Bunları kendi arasında, şunları da kendi arasında düşünebiliriz. Burada içeriden dışarı çıkarmak istiyorsak, biraz sadeleştirmek istiyorsak ne lazım? Buraya dördüncü kuvvet lazım. Yani 243'ü öyle ayıracağım ki biri dördüncü kuvvetli bir şey olacak. Sanki 81'e 3 galiba bu. Evet. 81 çarpı 3 dersem şunu 27 dersem, 27 bir şeyin küpü, 27 çarpı 3 diyeceğim. Bunu da 80 kaç bu? 64'ün 3 katı mı? 64'ün 3 katı 64 küp sayısıdır. Tam küplü bir sayı. 64 çarpı 3 ve 1875'i ne yapacağız? 625'tir kesin. Evet, 625'in 3 katı bu da. 625'in 3 katı. Şu 3 üzeri 4 olduğu için 3 üzeri 4 3 pardon dışarı çıkabilecek. Bu 3 üzeri 3 olduğu için bu çıkabilecek. Bu 4 üzeri 3 olduğu için dışarı çıkabilecek ve 5 üzeri 4 olduğu için 625 dışarı çıkacak. Yani dışarı çıkardığımızda bu 3 olarak çıkar. 3 dördüncü dereceden karekök, yani dördüncü dereceden kök 3 artı dışarı çıktı 3 olarak 3 küp kök 3. Bu yine 4 dışarı çıktı. 4 küp kök 3 ve 5 dışarı çıktı. 5 dördüncü dereceden kök 3. Burada tabi sadece benzerleri toplayabiliriz. Yani şunlar kendi arasında toplanacak. Bu da 3 eksi 5'ten eksi 2. Bunlar da kendi arasında toplanacak. 7. 7 tane küp kök 3 eksi 2 tane dördüncü dereceden kök 3. Bunlar benzer olmadığı için toplayamazsınız. Böyle kalacaktır. Devam edelim. Bakalım yanlışlık var mı? Artı eksilerde hata var mı? Artı artı eksi. Tamam, işlemlerde hata yokmuş. Geçelim. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Ne yapacağız bakalım. Şimdi 16 çarpanların içinde küp bir sayı olması lazım. Tam küplü. O da 8 zaten. O zaman 7 çarpı 8 çarpı, hatta 8 ile 2 üzeri 3 diyelim, daha hızlı olsun. 2 üzeri 3 çarpı 2 diyelim. Şimdi eşit artıp dışarı çıkabilir. Eksi 2 çarpı 128'in içinde de tam küp olan bir sayı var, 64'tür. O da 2 üzeri 4 üzeri 3'tür. 4 üzeri 3 çarpı 2'dir bu. Ve küp kök. Artı 5'in yanında da 54'ün katsayılarında, çarpanlarında tam küp olan sayı 27'dir. O zaman 27'de 3 üzeri 3 dersek çarpı 2. Ve şimdi artık şöyle baktığımızda dışarı çıktı. 2 olarak çıktı. 7 çarpı 2 küp kök 2 eksi dışarı 4 olarak çıktı. 2 çarpı 4 küp kök 2 ve 5 dışarı yani 3 olarak çıktı. Küp kök 2. Artık hepsi küp kök 2 olduğu için bunlar toplanabilir. Benzer terim olup sayılıyor. Bu durumda kaç sayıları toplarsak 7, 14 14 15 daha 19 yapar. 19'dan 8 çıkarsa ne 19 ya? 14, 15, 29 yapar. 29'dan 8 çıkarsa 21. Yani 21 tane küp kök 2 oldu bunun sonucu.
Devam edelim. Başka ne varmış? Örnek 9. A küp bölü B kare çarpı 8. dereceden kök. Bu kökün derecesi gençler. Şuraya yazılmış ama burada yazılınca da anlayabilirsiniz. İfadesinin eşiti nedir diyor. Hemen bakalım ne olacak. A küp bölü B kare dursun. 8. dereceden kök. Burada içinde 8. derece ne lazım? B üzeri 24 var. Yani B üzeri 24 de B'nin B küpün 8. dereceden çarpı B diyelim. Burası 24. Bu da pardon 24 olur mu ya? 24 olmaz. 24'ten önce kim var? 3'ün katı 18 mi var? 8'in katı 16 var. Anca 16 varmış pardon. 16 yani B karenin 8. kuvveti 16. Geriye 7 kaldı. B üzeri 7. Burayı hallettik. Gelelim buraya. A üzeri 13. Bunun içinde de 8 var. A üzeri 8. Bir de A üzeri 5 var. Şimdi bunlar dışarı çıkabilir. Eşittir diyelim. A küp bölü B karenin yanına hatta paya gelsin. Bu B 8'lere götürdü. B kare olarak geldi. Bu da A üzeri 8. 8'ler gitti. A olarak geldi. İçeride de kim var? 8. dereceden kök. B üzeri 7 bölü A üzeri 5. Sonra toparlarsak B kareler gider. A'nın da burada biri gitti. A kare çarpı 8. dereceden kök B üzeri 7 bölü A üzeri 5. Şimdi bunu içeri alsak bir şeyler gelir ama 16. Ha, o zaman da zaten bir şey kalmıyor. Yine kök içine almış oluyoruz. Kök dışına çıkarmak daha makbul. Böyle kalsın. Devam. İç içe kökler var. Ama bu sefer rasyonel sayılar da var. 1 bölü 16. Önce içten başlayacağız burada gençler. İçerideki zaten dışarı çıkmazsa öyle kalırdı. Ama bunun karekök olduğu için dışarı çıkar. 1 bölü 4. Sonra bunları toplarsak 1 bölü 4 ile 8, 9 bölü 4 geldi. 9 bölü 4'ün karekökü de 3 bölü 2'dir. Bundan sonra devam edelim artık tekrar. O kalsın öyle. 7 bölü 4 eksi küp kök içinde 15 bölü 8 artı 3 bölü 2. Bunu yapalım sadece. Burası kaç yapar? Bunu 4 ile çarptığımızda payda eşitler 12. Yani 27 bölü 8'miş. Ama küp kök olduğu için demek ki bunu 3'ün küpü, bu da 2'nin küpü. Yani 3 bölü 2 olarak çıkacaktır bu dışarıya. 3 bölü 2. Son haline geldiğimizde karekök içinde 7 bölü 4 eksi 3 bölü 2. Yine payda eşitlersek bu 6. 7 eksi 6 1. 1 bölü 6 geliyor. Yok 1 bölü 8 pardon. Bir dakika paydayı işte 4 gelir pardon. 1 bölü 4. Karekök içinde 1 bölü 4 de 1 bölü 2 olacaktır. Yani bu işlemin sonucu 1 bölü 2 çıktı. Gelelim başka bir soruya. X, Y, Z elemandır. R pozitif olmak üzere. X çarpı kök içinde Y, Z falan filan demiş. Olduğuna göre X çarpı Y çarpı Z kaçtır? Nasıl yapsak? İçeri alsak X kare gelir. İçeri alsak Y kare gelir. Evet yapalım öyle. Veya komple kare alsak ama kare alınca uğraştıracak gibi geliyor. Bakalım. Kök içinde x kare y z 15 içeri aldım. Bunu içeri alırsam kök içinde x y kare z 15 değil daha bu 5 düzeltiyorum. Şurası 5. Bu 15. Şunu da içeri aldığımızda 12. X çarpı y çarpı z kare geldi. Oranlasak hemen çıkacak. Ama kare alan olsun bitsin ya.
Birbiriyle çarpsak 12, 15, 180, 5, 900 yapar. Neyse o zaman iç içe çarpamıyorsun ya. Hepsini çarparsak çarptığımızda x küp çarpı y küp çarpı z küp geldi. Bunun daha farklı yolu vardır ama böyle yapmayı tercih ettim ben. Çarparsak sağ tarafları da 12 çarpı 15 çarpı 5 900 yapar. Şimdi 900 bir şeyin burada karesi küp geldi. Bunu çok uğraştıracak ya. Karesini alsam 900'ün karesi geliyor. 900'ü şöyle yapalım biraz. 30, 30'un karesi diyelim de biraz daha pratik olsun. Her iki tarafın karesini alsam aslında bölsek çok daha kolay çıkacakmış da neyse olsun bakalım. Her iki tarafın karesini aldığımızda x küp yani x çarpı y çarpı z'nin küpü oldu bu artık. Ne eşittir? 30'un dördüncü kuvveti. Şimdi buradan bakarsak x çarpı y çarpı z 30'un bunun küp kökünü almamız lazım. Tam çıkmıyor. Yanlış mı yaptık? 30'un dördüncü kuvveti şunu yanlış mı çarptım bakayım. 12 çarpı 15 kaç yapar? Ha 180 yapar. Doğru. 180 çarpı 5 de 900 yapar. Doğru. Bu doğru zaman ya. Yanlışlık yok gibi sanki. Yani x çarpı y çarpı z 30'un dördüncü kuvvetinin küp kökü çıktı. Peki başka bunu düzenleme yapabilir miydik? 30'un içinde ne var? Hiçbir şey yok. 3 çarpı 10 var. İşe yaramıyor. 30'un küpü çarpı 3'ün 10'un küpü desek. O zaman biraz şöyle yapalım bari de. O da çok bir şey fark etmeyecek. Bunu 30'un küpü çarpı 30 dersek o dışarı çıkıyor. Anca olur da o da çok da bir işe yaramıyor zaten. Yani çok da sade değil ama en azından şöyle olsun. 30 çarpı küp kök 30 diyebiliriz. Yani x çarpı y çarpı z 30 çarpı küp kök 30 oldu. Ya buradan da gerçi diğer türlü zaten bulmak da herhalde uğraştıracakmış. Çünkü x ve x, y, z tam düzgün bir sayı gelmiyor. X çarpı y çarpı z'yi bulmuş olduk. Devam edelim. Son soruya geldik galiba. Bakalım bu son soru neymiş? 12. soru. A ile B arası 20 kök 3 birimdir. 20 kök 3. A ile B noktalarında bulunan kişiler birbirine doğru sabit hızla sırasıyla dakikada kök 12 birim yani kök 12 dediğim şey 3 kök 2 kök 3 diyelim. O Kök zaman 27 bu birim. öteki de 3 kök 3'müş değil mi? Evet. Biri kök 3, biri 3 kök 3 saniyede mi? Ne biliyor? Dakikada. Bu kadar hızla gidiyorlar. Buna göre 10 dakika sonra aralarındaki uzaklık kaç birim olur? Şimdi 10 dakika sonra bunun alacağı yol 2 çarpı 10'dan veya ikisi birden şey, neyse dur bakın çarpalım. Bu 20 kök 3 yapar. Bu 10 dakikada 20 kök 3 yol alır. Bu da 10 dakikada 30 kök 3 olur. 30 çapar. Aralarındaki mi? Nasıl oluyor ya? Zaten araları 20. Ha şey diyor herhalde. Bir bu tarafa bir bu tarafa gidecek Herhalde. galiba. Ha, biri diğerini geç, şey yapacak. Şimdi öncelikle aralarındaki uzaklık var. Demek ki A kişisi buraya geldi. A kişisi B'ye kadar geldi. A burada şu an. B kişisi de 30 kök 3 tarafa gitti. Yani o zaman aradaki uzaklık 30 kök 3 diyebiliriz sanki. Bakayım ben anladığım bu mu? Doğru mu anladım?
Evet, birbirlerine doğru geldikleri için normalde şu an bu 2 çarpı 3 5 yapar ya. 2 artı 3 5 kök 3 yapar. Aslında bunlar her dakika birbirle aralarındaki mesafe 5 kök 3 oluyor, azalıyor. Zaten 20 kök 3 4 dakikada kapanır. Geriye kalan 6 dakika içinde 6 çarpı 5 30'dan ters yönde gittikleri için B şurada. A burası. B ta şuraya geldi. 30 kök 3 A da B'nin yerine geldiği için aralarındaki uzaklık 30 kök 3 birim diyebiliriz. Ben aralarında birbirlerine varmayacaklar sanıyordum. Meğersem birbirlerine varıyorlar ve hatta daha da yürüdükleri için aralarındaki uzaklık daha da açılıyormuş. Evet, o zaman şöyle yapalım. Bu konu bittiği için bu dersi burada bitirelim. Diğer konuyu da öteki derste devam ederiz. Saat 15'te görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Tek başımayız ama. Bu ders bittiği için bu videoyu kapatıyorum. Bunu sonlandıracağım. Bundan sonraki konumuz diğer videoda olacaktır.